Efendim merhabalar, Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında bir kez daha karşınızdayız. Tabii ki neyi konuşacağız? Derbi maçta yaşanan olayları konuşacağız. Bugün büyük ihtimalle disiplin sevkleri açıklanacak. Yani kime ne kadar, kimlerin daha doğrusu disipline sevk edileceği bugün konuşulacak. Hocam isterseniz yani yaklaşık kamuoyu pazar gününden itibaren hep derbi maçı konuşuyor, Avrupa konuşuyor, dünya konuşuyor. Yaşanan olayları şöyle bir özetleyin. Yani ne oldu, neler olmaması gerekiyordu diye öyle devam edelim hocam. Çok güzel bir söz vardır Nihat. Miraç merhaba kardeşim. Merhaba İyi hocam, kolay gelsin. Sağ ol sizin. Bilge ayı gösterir, akılsız parmağa bakar. Şimdi siz neyi söylerseniz söyleyin. Ne kadar ceza verirseniz ceza verin. Sorunu çözebilecek misiniz? Çözemeyeceksiniz. Bu bir sosyolojik hadise. Ha, birincisi teknik hadise, teknik yanlışlık. İkincisi arkasından onu takip eden sosyolojik hadise. Teknik anlamda nasıl bir yanlışlık var? Seyirci baktı ki Trabzonspor 2-0 daha kötü bir mağlubiyete gidiyor. Oyun kötü, sahada varlığı yok. Müdahale etti oyuna. Oyuna müdahale edince 2-2 oldu. Bu müdahale neyle oldu? Ürkütmeyle, korkutmayla oldu. Ve rakip oyun oynayamadı. Yani oyuna konsantre olamadı. Bu sefer aklı fikri işte tribünlerden gelecekler de, sözde, işte şunda bunda. Bu sefer bundan faydalanan Trabzonspor oyuncular da oyuna ortak oldular. Yani burada geçmişte bu gibi hadiseler çok fazla yaşanmadığı için takımı destekleyen Trabzonspor taraftarı oyuna müdahale ediyordu. Trabzonspor iç sahada hep kazanıyordu. Ama burada bu teşvik de yetmedi. Bu sefer başka bir şeye yöneldi Trabzonspor taraftarı. Sahaya müdahale etti. Bu sefer de oyuna ortada oldu. Ama hala işte teknik adamlar veya kulüp yöneticileri, başkanlar ciğeri kediye yüklemişler. İşte şurada olay oldu. Şimdi taraftara yüklenecek. Bu Fenerbahçe'nin oyuncusuna yüklenecek. İşte niye sahaya girildi denilecek. Niye o tekme attı denilecek. Halbuki birinci hadise sizin karşı koyamamışınızdan oldu. Yani direnemediniz. Bunu Trabzonspor taraftarı seyircisi kendine yediremedi ve sahaya müdahale etti. Hadise bu. Sosyolojik olarak yazarların, çizerlerin, bilenlerin, bilmeyenlerin televizyonlarda hakem hakkında konuşması, kurallar hakkında konuşması, futbol hakkında konuşması. İkinci bir sosyolojik hadise, televizyonlarda izlediğimiz diziler, bunu maçtan önce de söyledim ben. Bunun etkisinde kalıyor insanlar. Yani kılıcı vuruyorsunuz, insanın kafasını kopartıyorsunuz, işte kafa elinizde, kanlar aşağıya doğru akıyor. Ben hayatımda 10 saniye bir dizi film seyretmedim. Ama bunları izleyen gençler bunun etkisinde kalıyor. Veya çok kötü küfürlü, işte daha modern diziler var. Bunların etkisinde kalıyor. Her türlü melanet var bu dizilerde. Siz bunlara ceza veremediğiniz müddetçe olacak olan hadise budur. Topluma yansıyacaktır, gence yansıyacaktır. Zaten gençlerin çoğunun işi yok. Çoğu işte iddia oyunlarında, telefon ellerinde, telefonlardaki işte değişik bahis oyunları var. Bunların peşinde çalışmayan bir toplum, çalışmayan bir gençlik, bunalımda işsiz olan bir gençlik ne yapacak? Bunlar bir şekilde enerjisini atacak. Bunları düzeltmemiz lazım. Bunlara yönelmemiz lazım. Biz başka şeylere bakıyoruz. Başka şeylerine işte orada oyuncu. Tabii oyuncu da bundan etkileniyor. Oyuncuların yaptıklarını kim yanlış veya doğru söyleyebilir? Kimse söyleyemez. Onu hocam şöyle gitsek, yani şimdi maç içerisinde futbolcular arasında pek bir şey olmadı. Yani öyle gerilim dolu bir şeyler olmadı ama maç bitti 3-2, Fenerbahçe kazandı. Ya ne olduysa maçtan sonra. Tamam, maç içerisinde pet şişeleri atıldı, maytaplar atıldı, işte meşaleler atıldı ama ya maçtan sonra, yani tamam Trabzonspor taraftarı inmeliydi, tarihlere gelmemeliydi ama ya Fenerbahçe'de hiç mi şey yok? Futbolcuların da hata olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Çok büyük hata var. Çok büyük hata var. Yani bir de bak kulübede olan oyuncular, kulübede olan oyuncuların davranışları var, tribünleri olan hareketleri var. Ya bunları seyirci orada görüyor. Bunlardan etkileniyor.
Ama mutlaka bakın İsmail Hoca'nın kafasına bazı şeyler geldi, vakur davrandı çocuk. Hiçbir şey yapmadı. Ama futbolculara ne oluyor kardeşim? Hocanız orada dimdik ayakta duruyor. Demek ki bir şey olmadı. Biliyorsunuz Otto Barış'a acil bir şey demişti. Evet hocam. Ne demişti sanki magnumdan mı attılar ona diye söylemişti. Yere yatmıştı. Böyle de bir şey olmadı. O kadar vakur durdu. Trabzonspor'un oyuncuları kaleciye orada siper oldular. Evet. Sağ olsun Umut'tu galiba değil mi? Eren hocam. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Bravo Eren. Eren mesela kendini ortaya koydu. Şimdi egemen bir parça hoca olarak gerdi ortalığı. Doğru ama oradan sahaya da gitti. Hem taraftarı korudu hem onun işi orada hırpalanmasını engelledi. Eren Elmalı galecinin orada engelledi. Eren Elmalı geldi körüğün önüne bütün işte taraftarın oraya girmesini engelledi. Ya bunlar güzel şeyler. Ha niye siz orada hem galip gelmişsiniz hem bu hareketleri yaparsınız. Çok çabuk oradan çıkıp gitmeliydiniz. Bu orada mutlaka hocalar tarafından oyunculara devre arası söylemiştir. Bakın 2-0 öndeyiz ama seyirci taşkınlık yapar. Sakın bir şey yapmayın. Burası Trabzon hassas işler. Burada Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin arasında var. Burada sakın bir şey, çünkü oyunun başında belliydi bu. İşte Trabzonspor'un oyuncuları düşüyor, Fenerbahçe'li oyuncular onları okşuyor, kaldırıyor, birbirlerine hep yardım ediyorlar. Ama şeyde hocam, şeyde kılıcında, ülkemize gelen siyahi oyuncular ülke geleneklerini, iki takım arasındaki gerginliği bilmiyorlar. Yani işte ben de onu söyleyecektim hocam. Değişik karakterde oyuncu. Bak ben de onu söyleyecektim. Bir şey yok. Onlar biliyorlar. Ben de onu söyleyecektim. Bana göre aynı nokta, onu soracaktım size ki yani olaylara baktığımız zaman olayların önünde siyahi futbolcular. Evet. Yani bunlar yani bak, iki kulüp arasındaki hadiseyi bilmiyorlar. Yani çok Avrupa'da yaşamadıkları için belki dolayısıyla veya işte biraz uzak kaldıkları için ama diğer oyuncular, diğer yabancı oyuncular burada da ya ırkçılık yaptığımız sakın yanlış anlaşılmasın. Siyah beyaz diye söylüyoruz ama yok hadisenin yani içerisinde tamam. Hadisenin içerisinde genelde siyahi oyuncular vardı. Yani orada evet. Osterwalde vardı, işte Osay Samuel vardı. Bilmiyorum Fred var mıydı? Ama bu tip oyuncular çok olayı ilgili. Tabii hocam başrolde de Batshuayi vardı. Başrolde de yine Mert Hakan vardı maalesef. İşte o, İrfan Can, kaleci İrfan Can'la evet, o da var. Kulübede kenarda. Kulübede onların şeyleri vardı. Ama ne olursa olsun mesela İngiltere'de adam işte Cantona tribünlere saldırmıştı biliyorsunuz. Gol atıyor, tribünlere karşı dönüyor, gol attık diye bir sevinç gösterisi yapıyor. Kimse sahaya atlamıyor. Ya bunu bizim yapmamamız lazım. Şimdi ne oldu? Biz de ceza alacağız. Fenerbahçe de ceza alacak. Yani karmaşık bir durum. Bugün işte bir de toplantı var. Ne olacak belli değil. Ama federasyonun yapacak olduğu çok fazla bir şey yok. Federasyonun gücü yok zaten. Yani federasyonun kararı alırsa askıda kalacaktır. Yarım kalacaktır. Bunu şimdi Galatasaray avucunu ovuşturarak işte işleri izliyor. Bu doğru bir yaklaşım mı? Değil. İki taraf kavga ediyor. Biz hep bunu söylüyoruz. Fenerbahçe ile Trabzonspor'a kavga ettiriyorlar. Buradan Galatasaray faydalanıyor. Yazık günah ya. Yani, aynen. Miraç bir şey diyordun ya galiba hocam, yoksa benim mi? Hocamın fazla yok. Fazla var. Biliyorum hocam. Hocam son bir şeyle kapatalım o zaman. Çünkü sizin de bugün biliyorum ben özel bir programınız var. Oraya yetişmek durumundasınız. Evet. Orada da muhtemelen öğrencilere yine bu olayları anlatacaksınız. Evet. Neler yapılması gerektiğini anlatacaksınız ama. Evet. Yani biz bundan sonra neler yapmalıyız? Öğrencilerinize anlatacağınız şeyleri şu anda Trabzonspor taraftarlarınıza anlatsanız bence güzel olacak. İyi olacak. Ben diyorum ki biz 4000 yıllık tarihi bir kentiz. Bizde ressam, sanatçı, yazar, sinemacı, politikacı, ülkeyi yöneten başbakanlar, cumhurbaşkanları o çevreden çıktı. Spor bakanları o çevreden çıktı. Futbol federasyonu başkanları, milli takım hocaları, milli takım futbolcuları o çıktı. O çevreden çıktı. Bize bu yapıştırılamaz. Mutlaka yapıştırılmamalı. Yani 3-5 kişinin yaptığı bir şey. Çünkü toplumda orada tribünlerde bu işi engellemek isteyen çok insan var. Ama işte Almanya'dan geliyor. Bilmiyor yani örfü, adeti, geleneği bilmiyorlar. Sahaya atlıyor. Köyden geliyor sahaya atlıyor.
futbolu bilmiyorsa hayat diyor. Genelde bilmeyen insanlar bunu yapıyor. Bilenler bunun içerisinde değil. Fenerbahçe çok köklü bir grup Kurtuluş Savaşı'nda. Bu bir sürü bu ülkenin yanında yer almış. Her türlü mücadelenin içerisinde bulunmuş. Köklü tarihe sahip bir kulüp. Ama yani bizim bu işe bir dur dememiz lazım. Yani insanların bunu önleyici tedbirler alması lazım. Ama bu neyle olur? İşte televizyonlarda iyi programlar da olur. Gazetelerde yazılacak yazılarla beraber olur. Hala bizde şu oldu, sen bunu yaptın, ben de bunu yapacağım diye bir mukayese içerisine girersek, bir kavganın içerisine girersek, bunda hepimiz yanılmış oluruz. Hepimiz bu sonucun altında kalmış oluruz. Futbol çok güzel bir hadise ama bu gibi şeyleri bakın şimdi Avrupa'da UEFA bize ceza verecek, Türkiye'ye ceza verecek. Türkiye'de birçok kulüp şu anda 3 dönem işte Kayserispor süresiz ceza aldı. Transfer yasağı aldı. İşte hakem dövüldü, ceza veremedik. Takım sahadan çekildi, ceza veremedik. Biz daha ne yapacağız yani? Ya Allah göstermesin, başka şeyleri mi bekliyoruz yani? Ya bunları bizim gençlerimize her yerde anlatmamız lazım. Bu sosyolojik bir hadise. Burada sen ben yok, biz olmalıyız. Ülke futboluna sahip çıkmalıyız. Ülke takımlarına sahip çıkmalıyız. Fenerbahçe birinci lige gitse ne olur? Orada çok tatsız tutsuz bir birincilik olur. Şampiyon baştan belli olur. Türkiye liginde olmayan bir Fenerbahçe Süper Lig'de yoksa tatsız tutsuz bir Süper Lig olur. Yani bakın futbol nereye gidiyor? İnsanlar neleri düşünüyor? Yani bizim futboldan keyif almamız lazımken işte dünyada biliyorsunuz savaşlar futbol adına durdu ama savaşlar da futbolla beraber oldu. Ya buna mı gidelim yani? Yazık günah değil mi? Bunları anlatacağız tabii gençlerimize. Dilimiz döndüğünce anlatacağız. Hocam aslında maçla ilgili, maçtan sonra yaşananlar ilgili çok konuşulacak. Hele de seni yakalamışken çok konular var ama bu hakkımızı yarın veya bir güne saklayalım. Çünkü ben programdan hiç şöyle tad almadım. Çok kısa. Sevgilinemek evet, bize Miraç, bir güzel veriyor yani, hayır. Yok Miraç. Ben şimdi bir okulda söyleşim var tabii. Doğru hocam. Ben her hafta bir okula söyleşiye gidiyorum. Ve bunları da anlatıyorum ben. Yani 21 bin kişiye bir spor yapıyoruz. Dün akşam da yine İl Başkanımızın yemeği vardı. Sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine. Çok güzel bir organizasyonla beraber bütün Üsküdar'ın Amir Ateş dahil çok güzel bir şiir yazdı. Çok güzel de bir şarkı oldu. Hocam onlardan görüntü olursa bak ya. Hocam onlardan görüntü olursa evet. Bizi at programla konuşurken evet. O görüntüler üzerine evet. Hem konuşalım evet. Hem de onları onur etmiş oluruz. Evet. Maçı da yarın istersen tartışırız. Tamam. Konuşuruz. Tamam hocam. Yine tamam hocam. YouTube kanallarında konuşuyorum bunları. Tamam hocam. 12 gibi yine ararız siz hocam. Tamam. Oradan daha detaylı konuşuruz. Tamam, tamam hocam. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Selam ediyorum Trabzon'a. Sağ ol hocam. Kolay gelsin. Bizim selamımızı da hem oradaki öğrencilere, orada bulunan herkese selamlarımızı iletin lütfen. Başkanımıza da ilet hocam. İlmi başkanımıza da ilet. Kendisini seviyoruz. Kendisinden de aynı zamanda Trabzonlu olduğundan dolayı da gurur duyuyoruz. Söyleyeceğim ya. Sağ ol. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ ol. Efendim bugün Giray hocamızı aldık. Kısa süreli bile olsa bazı şeyleri konuştuk ama yarın için de söz aldık Giray hocamızdan. Yarın inşallah bu hem büyük ihtimalle disiplin sevkleri de belli olacak. Disiplin sevklerinde hangi işte Trabzonspor'a nasıl bir ceza verileceği, diğer futbolculara neler verileceği onları konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.